Ebabil kuşunun gizemi. İnsanlık tarihi boyunca bazı hayvanlar, insanların hayatında dönüm noktası olmuştur. Bazıları insanlara nasihat, bazıları da insanlığa karşı büyük faydaları olmuştur. Bunlara örnek verecek olursak. Hazreti Süleyman'ın Hüthüt kuşu ile geçen hadise ve karınca ile konuşması. Ashab-ı Kehf Kıtmir ismindeki köpeği. Habil ile Kabil'in karga olayı. Hazreti Musa'nın balık olayı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mağaradaki kuş ile örümcek olayı gibi çeşitli örnekler verebiliriz. Bazı büyük hükümdarların da bazı hayvanlara ve haşerelere karşı aciz kaldığı biliniyor. Firavun kurbağalara, çekirgelere ve çeşitli haşerelere karşı aciz kalmıştır. Nemrut burnuna kaçan sinek ya da sivrisinek karşısında aciz kalmıştır ve sonunda ölmüştür. Ebrehe de ebabil kuşlarına karşı aciz kalmıştır ve o da ölmüştür. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçiyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadın mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi. Buradaki üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Kısmındaki kuşlar ebabil kuşlarıdır. Ebabil kuşlarını kısaca bir tanıyalım. Ebabil kuşlarının 16 ile 17 santimetre boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan bir kuş türüdür. Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavislidir. Gece gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarındaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçarlar. Ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramazlar. Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlar, sonbaharda güneye göç ederler. Kanat yapıları bumerang şeklinde olan ebabil kuşları, saatler boyunca herhangi bir yere konmadan uçabilirler. Şimdi şöyle bir bakalım, ortalama 17 santimetre boyundaki bir kuş. Yere konduğunda uçamıyor. Diğer kuşlar gibi gezemiyor. Yuvalarını tükürük ve tüyler ile yapıyor. Diğer kuşlar gibi ot çöp toplayamıyor. Ortalama 6 ay gibi bir süre havada kalıyor ve havada uyuyor. Yani yuvasını aylar boyunca uğramıyor. Beslenmesini de havada yapıyor, ortalama günlük 1000 böcek yiyor. Ortalama 20 ila 25 yıl yaşıyor. Neredeyse hayatı boyunca hep uçuyor. Kuluçkaya yatmayacak olsa kim bilir hiç yere inmeyecek bir kuş türü. İnsanı hayretler içinde bırakan bir yaşam hikayesi var. Ebabil kuşu böyle bir tür. Ebrehe'nin ordusu böyle bir kuş türü tarafından helak ediliyor. Fil suresinin şu mealine dikkat edelim. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Bu taşların üstünde öldüreceği kafirlerin de ismi yazıyordu. Anlatılır ki her kuşun ağzında bir tane, ayaklarında ise iki tane taş bulunmaktaydı. Yere dahi konduğunda uçamayan bu kuş türü her iki ayağına nasıl taş aldı uçtu. Diğer taraftan her taşın üstünde kafirlerin isimleri tek tek yazıyordu. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ebabil kuşları yuvalarını tükürükle yapıyor. Bu yuvalar kuruduğunda taş gibi oluyor. Ebrehe'ye atılan taşlar bu olabilir. Peki ama taşların üstündeki isimler? Diğer yandan taşlar ile yuvalara bakıldığında aynı özelliklere sahip değiller. Diğer yandan atılan taşlar isabet ettiği kafiri delip geçiyor. Günümüz ile kıyaslarsak mermiler bile üstünde zırh olan kişilere zarar vermediğini biliyoruz. Savaşa giden bir askerin zırhsız olabilmesi çok zor bir ihtimal. Atılanın mermi değil gökten bırakılan bir taş olduğunu düşünürsek. Ebabil kuşlarının attığı taşların normal bir taş olmadığını görüyoruz. Yine oradaki ebabil kuşlarının da normal bir ebabil kuşu olmadığını görüyoruz. Bu olaylar ebabil kuşunu ne kadar gizemli kılsa da asıl olan Allah'ın bir hikmetidir. Bizler ne kadar ihtimaller yürütsek de en doğrusunu Allah bilir. Diğer yandan ise ebabil kuşlarının bu sıralar çok sık görülmesi. Gökte devamlı uçan kuş neden bu kadar çok gözükmeye başladı? Bu soruların cevabına ne dersek yalan olur. Biz şöyle diyelim, en doğrusunu Allah bilir diyoruz. Ebabil kuşlarının Kabe'yi tavaf ettiği konusuna gelirsek. Tavaf eden kuşların ebabil kuşu olduğu kesin değildir. Bu tavaftan sonra virüs vardı ama tam patlak vermemişti. Bu arada tavaf yapan kuşlarla bir ilgisi var mı diyecek olursak en doğrusunu Allah bilir deriz biz de. Videomuzun sonuna geldik. Video ile ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.